destekten dolayı da teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, ekonomiye bakacağız şimdi de. Ekonomide geçen haftayı nasıl kapattık, bu haftaya nasıl başlayacağız? İşte borsa 0.39'luk yüzdelik dilimde bir düşüş yaşadı. 80 binin üzerinde kapatmayı başardı haftanın son iş gününü ve bugüne 80.532 puandan başlayacak. Dolarsa TL karşısında 2.72 seviyelerinde biraz daha yükselmiş görünüyor. 3.10'lardan 3.05'lere gerileyen Euro ise TL karşısında bugün ne yapacak merak konusu. 104 ile 102 lira arasında değişen spot altının gram fiyatı ise 103 lira olarak görülüyor. Biz ekonomiye ilişkin notları Onur Altın'dan alacağız. Efendim iyi haftalar. Bu hafta bizi neler bekliyor? Rıdvan Bey hattımızda, özür diliyorum. Onur Altın'la geçen hafta bir haftayı bütünleştirdik. Her gün yorumlarını aldık. Rıdvan Bey kusura bakmayın, söz sizde efendim. Rica ederim, rica ederim. Merhaba, iyi haftalar size de. Evet, geçtiğimiz hafta oldukça karışık bir haftaydı diyebiliriz. Yurt içinde malum genel seçimlerden çıktık. Onun piyasalara olan etkisi vardı. Dışarıda ise Amerika tarafından gelen önemli veriler, perakende satışlar ve üfe verileri vardı. Bunlar genel itibariyle kısmı olsa da olumlu diyebiliriz Amerika tarafında. Diğer yandan ise Euro bölgesinde Yunanistan krizi piyasaları etkisi altına almaya devam etti. Yeni haftaya baktığımızda ise ben kısaca isterseniz bu haftada öne çıkabilecek gelişmelerini sayayım. Amerika tarafında toplantı var, biliyorsunuz ki toplantısı var. Oldukça kritik olacaktır. FED toplantının ardından FED Başkanı Yellen'in konuşması var. Ekonomik veri olarak da baktığımız zaman enflasyon verisi oldukça önemli olacaktır. Euro bölgesine baktığımızda ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin konuşmasını takip ediyor olacağız. Yine orada da enflasyon verileri açıklanacak. İki hafta önce açıklanan enflasyon verileri biliyorsunuz beklentilerin üzerinde geldiği için Euro tarafına oldukça pozitif anlamda etki yapmıştı. Yurt içine baktığımızda ise tabi siyasi belirsizliği takip ediyor olacağız. Orada siyasi kanattan gelebilecek açıklamalar oldukça etkili olacaktır. Onun dışında yurt içinde takip edilecek çok önemli bir gelişme olmayacak gibi duruyor. Tabi yurt dışında yine Yunanistan gelişmeleri takip edilecek. Hafta sonu yapılan kısa toplantıda yine olumsuz sonuçlar çıktı. O yüzden Euro tarafında aşağı yönlü risklerin hala varlığı söz konusu, evet, diyebiliriz. Genel itibariyle dolar TL'de geçtiğimiz hafta 2.70'lere kadar siyasi kanattan gelen pozitif açıklamalarla birlikte gerileme yaşandı, fakat evet, buranın aşağısına sarkamadık. Amerika tarafı iyi veriler çıkardı diyebiliriz. Şu an 2.72.30 seviyelerinde işlem görüyor dolar TL paritesi. Bu hafta özellikle FED toplantısı çok önemli ve ardından yılın konuşması çok önemli. Eylül ayındaki toplantıya dair sinyaller gelirse faiz artırım konusunda dolar da genel anlamıyla itibariyle değerlenme yaşayabiliriz. Burada da ilk etapta 2.73 seviyesi ön planda olacaktır. Bu seviyenin bu hafta aşılması durumunda tekrardan yukarı yönlü hareketler kuvvetlenebilir ve 2.75'e doğru hafta içerisinde hareketler görebiliriz. Tabi onun arkasında ise 2.78'de 2.80 seviyeleri mevcut konumda bulunuyor. Yurt içinden gelebilecek olumlu açıklamalar Türk lirasında kısmi iyimserlik sağlayabilir. Burada aşağı iki tarafta 2.70 oldukça önemli olarak gözüküyor. Bu desteğin kırılması durumunda satışların biraz daha hızlanabileceğini söyleyebiliriz. Borsa tarafına da kısaca değinelim. Oldukça önemli konumdadır 80 bin seviyesi. Bu seviyenin aşağısına gelirsek 79.500 ilk destek seviyesi. Buranın kırılmasında ise 77.000'e doğru haftanın genelinde aşağı yönlü bir hareket yaşayabiliriz. Sayın Başlık, çok çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için.